Programlama sürecimize çok güzel bir araçla başlayacağız. Özellikle yeni başlayanların kurulumlarla ilgili büyük dertleri oluyor. Çünkü aslında bir şeyler kuruyorlar, o kurdukları şeyin, idenin, editörün ne işe yaradığını bilmiyor. Dolayısıyla herhangi bir hatayla karşılaştığında da ne yapacağını bilmiyor. Ben de bu süreci çok kere yeni başlayan öğrencilerimden duydum ve yaşıyorum. O yüzden ben de dedim ki, bu süreci onlar için herhangi bir problem yaşamayacakları seviyeye çekeyim. Online bir çalışma ortamında rappel.it adresinden ulaşabilirsiniz buraya. Ücretsiz bir araç. Aklınıza gelebilecek bütün programlama dillerinde online olarak böyle çalışabilirsiniz. Buradaki amacımız yani bunu bir ürün üretmek için değil, bunu programlamayı öğrenmek için kullanıyor olacağız. Burada Python'dan tutun, Java, C#, JavaScript, C, C++ gibi bütün programlama dillerinde geliştirme yapabiliyorsunuz. Ücretsiz, bizim kullanacağımız versiyon ücretsiz ama ücretli versiyonları da var. Onlara ihtiyacımız yok. Kısacası direkt olarak buraya gelip burada sign up tuşu vasıtasıyla kullanıcı adınızı, e-mailinizi, şifrenizi girip üye olabilirsiniz veya Facebook, GitHub, Gmail hesaplarınızı kullanarak da buraya kayıt olabiliyorsunuz. Ben direkt Gmail hesabımı kullanarak bağlanıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz yazılar vesaire gözünüzü korkutmasın. Bu başkalarının yaptığı işte projeler, açıklamalar falan koymuşlar. Bu sizin yaptığınız kodlar, onları görürsünüz zamanla. Burada arkadaşlar bakın şuradaki artı tuşu vasıtasıyla giriş yaptıktan sonra artı tuşu vasıtasıyla veya popüler dillerde bakın burada veya en son kullanılanlarda yeni REPL'lar oluşturabiliyorsunuz. REPL'dan kastımız burada çalışma ortamı deniyor. Şimdi ben buradaki artı tuşuyla basıyorum. Bakın zamanla siz bu eğitimi izlediğiniz zaman buradaki görüntü ekran değişebilir arkadaşlar. O yüzden hani Create a REPL gibi veya şuradaki artı tuşu gibi bir tuş işinizi görecektir. Bakın artı tuşuna geldiğim zaman Create New REPL işte burada hangi programlama dilinde çalışmak istediğinizi söylüyorsunuz. Node.js, Dart, Java, Python, C, C++, Ruby, HTML, CSS, JavaScript, Go yani kısacası Kotlin bile bütün programlama dillerinde aklınıza gelebilecek bütün programlama dillerinde burada çalışabiliyorsunuz. O yüzden bir kurulum vesaire yapmanız gerekmiyor. Biz Python ile geliştirme yapacağız. Burada basit bir Python REPL'ı oluşturuyor olacağım. Ama ilerleyen zamanlarda aslında bizim programlamadan kastımız hiçbir zaman bir dil olmayacak. Yani Python'cı, Java'cı, C#'cı diye bir kategorizasyon yapmayın kendiniz için. Çünkü bütün programlama dillerinin mantığı aynıdır. Sadece yazım şekilleri değişir arkadaşlar. Birini anladığınız zaman diğerine geçmeniz sizin büyük vaktinizi almaz. Sadece onun kendine özel mantığı varsa onları yazım şekline adapte olursunuz ve öğrenirsiniz. Python ile ilgili REPL'ımıza bize bir isim veriyor. Genelde komik isimler veriyor. Ama siz burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hemen buna şöyle intro diyelim. Intro, introduction'dan yani giriş anlamında bir tane proje oluşturuyorum buraya. Bunu dedikten sonra create REPL dediğinizde artık bizim Python geliştirebilecek çok güzel bir ortamımız var demektir. Bundan sonraki süreçte ise programlamayı gerçek hayatla %100 ilişkilendirerek örnekler yapacağız ve sizi programlamaya giriş konusunda iyi bir noktaya getirmeye çalışacağım. Programımızda her şeyi gerçek hayatla ilişkilendirerek yürütüyor olacağız. Bunu yapmamın sebebi bugüne kadar genellikle bir öğrenme döngüsünde olan öğrencilerin olduğunu fark etmem.
Özellikle programlamaya yeni başlayanlar bir müddet belli bir konuda ilerliyor. Sonrasında biraz ara veriyor, yapamayacağını görüyor, motivasyonunu kaybediyor, başka işlere çıkıyor. Sonrasında tekrardan aynı şeylere başlıyor. Aynı konu üzerinde ilerlerken, örneğin Python'da ilerlerken Python'ı sevmiyorum diyor, yapamıyorum diyor. O zaman ben Java geliştireyim diyor. Aslında Python'da öğrendiği şeyleri Java'da tekrardan başlıyor. Belli bir yere kadar geliyor. Tekrardan başka bir ortama geçiyor, programlamayı bırakıyor gibi gibi. Buna ben öğrenme döngüsü diyorum. Bu öğrenme döngüsü genellikle hep aynı şeyleri öğrenme üzerine kurulu bir durum. İşte benim de amacım bunu ortadan kaldırmak. Aslında programlama dillerinin hepsinin aynı olduğunu, benzer olduğunu, burada mantığı yakaladığımız zaman olayın bizim için çok daha kolay olduğunu göstermek olacak. Bunun için size gerçek hayattan örnekler vererek anlatacağım her şeyi. Anlamı olmayan, onu gerçek hayatla ilişkilendirmeyen örneklerden uzak duracağım. Zaten yine en büyük problemlerden biri de budur. Öğrenci aslına bakarsanız öğrendiği şeyi öğreniyor ama yazmaya gelince yazamıyor veya ilişkilendiremiyor. Bunun tek sebebi arkadaşlar öğrendiğini aslında ilişkilendirememiş, farkında değil. Dolayısıyla onu bir mantık çerçevesinde yürütemiyor. İşte bu yüzden ben de Halkbank'ın web sitesini kullanacağım örnek olarak. Bu tamamen hani aklıma geldiği için, kamu bankası olduğu için çok da reklama girmeden ama bir yere açmam gerekiyor. Şey yapmak, size örnekler sunmak. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, burada basit bir aslında web sitesi görünümü mevcut karşımızda. Burada çeşitli bilgiler var, reklamlar var. Bunun dışında haberler var. Basit bir kredi hesaplama ekranı koymuşlar ve iç ve dış piyasayı gösterdikleri bir ekran oluşturmuşlar bizim için. Arkadaşlar, burada yıldızlı bir cümle kurmak istiyorum. O da şu: programlama tamamen ve tamamen verilerin yönetimi üzerine kurulu bir sistemdir. Hangi programlama ortamında çalışıyorsanız çalışın, aslında sizin elinizde bir veri vardır ve siz o veriyi kullanıcılarınıza sunarsınız. Burada gördüğünüz her şey veridir arkadaşlar. Örneğin burada bakın ne yazıyor? Haberiniz olsun diye basit bir metin var. Siz aslında bir ekran oluşturma aracı vasıtasıyla elinizdeki veriyi kullanıcıya gösteriyorsunuz. Bu bir web uygulaması. Tarayıcılarda çalışan bir uygulama. Bakın burada da bir metin var. Kredi hesaplama. Onu kullanıcıya nasıl göstereceğine programcı karar veriyor. Tabii ki bu iş ortamında programcı yapıyor değil. Yani iş ortamında karar veren değişebiliyor tabii ki. Buradaki örneğin kredi hesaplama yazısını işte mavi bir bar vasıtasıyla gösteren, burada ihtiyaç taşıt konut kısımlarını böyle birer tab görünümünde veren, işte hesapla yazısını şöyle bir buton görünümünde veren, faiz oranını bakın burada turuncu ve işte belli bir font büyüklüğünde veren bir ortam görüyoruz. Yani kısacası bizim elimizde böyle veriler var. Biz bu verileri kullanıcıya gösteriyoruz. Demek ki ilk olay bizim verimizin ta kendisi. İkinci yaptığımız süreç ise belli noktalarda kullanıcı etkileşimi almak. Mesela burada bir kullanıcı etkileşimi yokken, şurada veriyi olduğu gibi gösterme durumu söz konusu iken, burada ise bir kullanıcı etkileşimi var. Mesela diyor ki hangi krediyi çekmek istiyorsun? O krediden ne kadar çekmek istiyorsun? O krediyi kaç ay çekmek, kaç aylık geri ödemeli olarak çekmek istiyorsun?
Bana söyle. Sonra git hesapla butonuna bas. Ben de sana burada onun karşılığını vereyim. Yani kısacası yine elimizde veri var ve biz o veriyi kullanıcı etkileşimi alarak hesaplatıyoruz. Demek ki ikinci husus ise hesaplama işleri yapmak programlama sürecinde. Hesaplama dediğimiz olay aslında bizim genellikle aynen günlük hayatta yaptığımız, okulda öğrendiğimiz matematiksel temel işlemlerin gerçi programlamaya uygulanmasıdır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Programlama öğrenmek için arkadaşlar böyle ağır matematik bilmeniz gerekmez. Matematikte iyisen programlamada da iyisindir diye sabit bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Özellikle günlük hayatta yaptığımız işler temel matematik gerektirdiği için aslında çoğu yazılım ortamında temel matematik bilmeniz yeterlidir. Bunlara biz otomasyon sistemleri diyoruz ki hem ülkemizde hem dünyada genellikle yapılan yazılımlar günlük hayatın işte bir bilgisayar destekli sistem haline getirilmesidir. Örneğin burada işte biz kredi hesaplamayı hani kendimiz kağıt üzerinde de yapabiliriz. Ama bize bir ortam sunuyor. Veya işte gidip E-Devlet'ten bir tane ikametgah belgesi alırsınız. Aslında 30 sene önce de alıyorduk ama onu gidip muhtardan alıyorduk. Yani günlük hayatta yapılan şeyleri aslında biz yazılıma döküyoruz. O yüzden ağır matematik bilmeniz genellikle gerekmez arkadaşlar. Tabii ki hani bir mühendislik, bir mimarlık ürünü geliştiriyorsanız orada matematik sizin için faydalı olacaktır. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada bir veri söz konusu, bir de hesaplama söz konusu. Ve amacımız aslında en temelinde bir hesap sonucunda da oluşturulmuş olabilir. O veriyi kullanıcıya nasıl göstereceğimiz konusunda bir çalışma yapmaktır programlamadan kastımız. İşte biz de burada bu verileri nasıl tutacağımızı, verinin arka planda nasıl tutulduğunu size öğretmeye çalışacağım ben. Örneğin buraya baktığımız zaman hani kaç aylık bir kredi çekmek istiyorsun gibi bir durumda hani ay kaç ay dediğimiz için hani burada seçim olarak işte 1,5 aylık diye bir şey yok. Vadeler aylıktır. 1 aylık, 48 aylık, 120 aylık. Bakın hep tam sayılardan oluşuyor. Demek ki biz arka planda tam sayılardan oluşan veriler tutabiliriz. Tam sayı. Bakın faiz oranı 1,47. 1,47 demek ondalıklı bir sayı. Buna da bu arada yazalım. Şöyle direkt tam sayının İngilizcesini yani programlama karşılığını yazacağım. Integer. Integer tam sayı demek. Burada ise bakın ondalıklı bir sayı var. Ondalıklı sayılar genellikle float, double, decimal gibi programlama diline göre değişir. Onlarla tuttuğumuz yapılardır, verilerdir. Hemen yazalım. Float. Bunlar tamamen programlamadaki karşılıkları. Decimal, decimal şöyle. Double gibi ve hatta farklı programlama ortamlarında bu para birimine kadar giden, currency'ye kadar giden veri türleridir. Demek ki biz verilerimizi böyle türlerine göre tutuyoruz arkadaşlar. Niye türlerine göre tutuyoruz? Çünkü biz o türe göre örneğin hesaplamalar yapabiliriz. Tam sayıyı çarpmak, bölmek gibi. Veya ondalıklı bir sayıyı ondalıklı sonuç alacak şekilde göstermek gibi. Şimdi temel veri tiplerinden ilerleyelim. Demek ki tam sayılar var, bir de ondalıklı sayılar var.
Bir de arkadaşlar bakın buranın hani buradaki birçok veri dikkat edin yazı yani metin görünümünde. Demek ki bir de bizim metinsel verilerimiz var. Metinsel verilerimizi ise string dediğimiz veri türleriyle tutuyoruz. String de metinsel. Integer tam sayı. Programlama diline göre değişir bunlar. Float, decimal, double, currency bunlar ondalıklı. String metinsel veri tipidir arkadaşlar. Şimdi gelin beraber en azından bu 3 tane temel veri tipini konuşacağımız. Arka planda biz programlama dilinde bunu nasıl tutacağımızı öğrenelim. Yani işin sözün özü arkadaşlar şunu unutmayın. Biz bu verileri bir programlama diliyle yönetiriz. Bir araçla da kullanıcıya gösteririz. Bizim bu eğitimin bu bölümündeki amacımız tamamen işin programlama dili kısmını öğrenmek. Bunun için biz Python'ı kullanacağız. Python hem revaçta olduğu için hem öğrenmesi kolay olduğu için ilk etapta Python'dan yararlanacağız. Ama size burada verdiğim bilgilerin Python diliyle yapıyor olabiliriz ama bu bilgilerin tüm programlama dillerinde aynı veya benzer olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Şimdi az önce öğrendiklerimizi burada programlama ile göstermeye çalışalım. REPL'a geldim. Burada main.py diye bir dosya görüyorsunuz. Py Python'ın kısaltması aslında bir uzantı. Nasıl işte bir Word dokümanının uzantısı docx ise veya bir metin dosyası txt ise Python dosyalarındaki de py uzantılı oluyor arkadaşlar. Burada öğrendiğimiz bir şeyleri biz de veriyi hani arka planda Python'la tutuyor olsaydık nasıl tutarız onu görmeye çalışalım. Mesela haberiniz olsun diye bir yazı. Buraya geldiğim zaman o haberiniz oldun yazısını değişken dediğimiz o veri tutucularda tutuyoruz. Mesela burada hemen şöyle haber diyelim eşittir. Çift tırnak içerisinde. Bakın nasıl yazmış? Haberiniz olsun diye bir şey yazmış. Python'da biz verileri şöyle bir değişken ismi vererek o değişkenin de karşılığının ne olduğunu vererek belirtiyoruz. Niye diyecek olursanız ben bunu kullanıcıya gösterirken bakın burada şu haberiniz olsun'u burada yazdım. Bir kere yazdım. Ama ben bu haberiniz olsun'u örneğin bu sayfada farklı bir yerde de şuraya da koymak isteyebilirdim. Aynı yazıyı. Böyle bir durumda işte biz verilerimizi aslında verinin kendisi ve o verinin kendisini tutan bizim aslında burada uydurduğumuz bir kodsal karşılığı olan, kodsal karşılığı şu haberiniz olsun olan değişkenlerde tutarız. Demek ki buradaki haber değişken. Haberin karşılığı haberiniz olsun. İşte biz bunu kullanıcıya gösterirken arkadaşlar bu haberden yararlanacağız. Çünkü bu sadece karşılığı. Bu yüzden geldiğimiz zaman buraya mesela print diye bir fonksiyon diyoruz biz buna. Fonksiyon vasıtasıyla kullanıcıya şu sağdaki ekranda gördüğünüz görüntüde çıktı alabiliyorsunuz. Şimdi bunu yazalım onunla ilgili bir daha konuşacağım. Mesela haber dedim. Bakın print yazdır demek. Ne yazsın parantez içerisinde ne yazmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. İşte haber başlığı haberiniz olsun gibi. Buradaki haber ifadesi tamamen bizim o an ne vermek istiyorsak vereceğimiz şeydir. Örneğin ben buraya x de verebilirim. X eşittir haberiniz olsun print
X dediğinizde aslında X'in karşılığını yazdır. Şuradaki RAM butonu vasıtasıyla bunu çalıştırabilirsiniz. Burada ufak bir bilgi daha. Arkadaşlar siz login olarak bu işlemi yaptığınız için daha sonra aynı hesapla buraya girdiğinizde sizin bütün projeleriniz, kodlarınızı REPL'da görebilirsiniz. Yani istediğiniz zaman istediğiniz yerden çalışmanıza devam edebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey bir internetinizin olması. Şimdi dolayısıyla ben buraya X dedim. Ben onu değiştiriyorum. Başlık olarak değiştiriyorum. Yani bir haber başlığı diye. Bakın bu şekilde yazdım. Değişkenleri isimlendirirken arkadaşlar böyle Türkçe karakter kullanmayız. Kullanmamalıyız. Hani ben buraya verdiğim zaman, bakın şunu verdiğim zaman bir problem olmaz. Yine çalışır ama bu burada çalışıyor ama başka yerde problemle karşılaşabilirsiniz. O yüzden değişkenlerimizde asla Türkçe karakter kullanmayız arkadaşlar. Peki biz burada bakın bunu gösterdik. Aslında şu print olayı bizim için sadece o an yaptığımız işlemin doğruluğunu test etmek için biz bu print gibi şeylerden, fonksiyonlardan yararlanırız. Yani programcı için lazımdır bu print. Yoksa kullanıcıya gösterirken bakın burada HTML CSS dediğimiz bir görüntüyle bunu kullanıcıya gösteririz. Yine çeşitli araçlar vardır orada. Zamanla bunları öğrenirsiniz. İşte Angular, Vue, React, ASP.NET, PHP gibi ortamlarda gösterirsiniz. Ama bizim burada print yapmamızın, şöyle siyah ekranla çalışmamızın tek sebebi programlama dili olan Python'ı veya o an C Sharp, Java ne öğreniyorsak onları öğrenmek olacak. Yani aslında sizin yarın yapacağınız işlem, elinizdeki veriyi, işlediğiniz veriyi başka bir görüntü ortamında sunmak olacak. Onları bunlardan hani programlama dilini öğrendikten sonra zaten ne öğrenmeniz gerektiğini yavaş yavaş göreceksiniz. Şu an hani bu teknolojiler var, şunlar var demem yeni başlayan birisi için çok mantıklı değil. Sadece print'i şu siyah ekrana biz veriyi yönettik, veriyi işledik, görüntüyü aldık şeklinde yorumlayın yeter. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz başlık benim için metinsel bir veri. Neden? Haberiniz olsun şeklinde bir metinsel veri. Biz Python'da metinsel verileri çift tırnak içerisinde veya tek tırnak içerisinde fark etmez. İkisi Python'da aynı. Tüm programlama dillerinde böyle değil. Yani programlama dillerini ayıran işte bu yazım şeklidir. Bakın ben bu kodu da yazdığımda aynı sonucu aldım. Hemen şöyle web sayfamıza tekrardan gidelim. Bakın orada hani vade ayını seçiyoruz. Örneğin işte orada 1 ay gibi. 5 ay gibi. Şimdi orada dikkat edin. Hani 5 sayısal. Çünkü biz o ay değerini hesaplama yaparken kullanmayacak mıyız? Dolayısıyla buradaki 5, 6, 7 neyse onu tutmamız gerekiyor. Bakın geldim buraya. Bir değişken daha tanımlayacağım. O da vade diyelim. Eşittir. Örneğin şimdilik 12'yi seçelim. Yani 12 ay vadeli bir hesap yapacağımız zaman biz burada bu şekilde tutuyoruz. Metinsel veri ile sayısal verinin burada farkını gördünüz. Sayısal veride çift tırnak kullanmıyoruz. Sayıyı olduğu gibi yazıyoruz arkadaşlar. Siz bunu eğer olur da böyle yazarsanız her ne kadar görüntü sayıymış gibi dursa da sizin buradaki veriniz metinsel bir veridir arkadaşlar. O yüzden sayısal bir veriyi bu şekilde tutarız. Başka ne vardı? Bakın faiz oranı vardı. Geldim. Faiz oranı diyorum. Orada da mesela 1,48 şeklinde tutmuş. Bakın gösterirken 1,48, 47 demiş. Ama arkadaşlar burada biz programlama yaparken
Bunu genellikle nokta şeklinde. Dikkat edin, virgül yaptığımda siyahlaştı. Biz onu nokta şeklinde, yani ondalıklı sayıları nokta şeklinde tutarız. Yani birçok programlama dilinde değişkenlik de olabiliyor ama genellikle noktadır ondalıklı sayıların karşılığı. İşte ondalıklı sayıyı da bu şekilde tuttuk. Yani ama diyeceksiniz ki yani burada hani başlık, vade, faiz oranı hepsini bu şekilde tanımladık ve eşittir dedik. Hani veri tipi burada hakikaten biliniyor mu? Evet, Python siz karşısına hangi veri tipinde yazdıysanız, hangi formatta yazdıysanız onun veri tipini o şekilde tutar arkadaşlar. Mesela buraya geldiğimde print dedim. Print'in içerisinde şöyle type dediğiniz zaman type tipten geliyor zaten. Tip anlamında. Mesela ben başlığın veri tipini yazdırmaya çalışayım. Önce başlık yazıyor. Bakın ekrana. Evet, elimde veriler var. Ama o verileri ben göstermedim. İşte burada hani HTML, CSS dediğimiz web ortamında göstermiş. Burada ise ben printle ne göstermek istersem sağda gösteriyorum. Bu tamamen benim için yazdığım program çalışıyor mu çalışmıyor mu diye programcı için lazım olan şeyler. Çalıştırdığımda dikkat edin arkadaşlar. Başlığın veri tipine bakın, şu ikinci ilki haberiniz olsun, onu yazdı. İkincide ise bakın class str. Şu class vesaire onu önemsemeyin. Şuraya odaklanın. Str demek arkadaşlar string demek. Şöyle yazılıyor. Şuraya bir diyez bırakıyorum. String diyorum. Çalıştırdığımda herhangi bir şey olmaz. Şuradaki diyez ne demek derseniz, programcıya lazım bu da yorum satırı. Yani Python için şu diyezin arkasına koyduğunuz hiçbir şeyin bir önemi yok. Yani onu görmüyor bile. Öyle düşünün. Buna yorum satırı. Comment line deniyor. Yorum satırı. Bakın aynı şekilde üçüncü satırda ise print için söylüyorum. Burada ise ben vadeyi yazdırayım. Bir de faiz oranını yazdırayım. Faiz oranını yazdırayım. Çalıştırdım. Dikkat edin. Hepsi değişik. Bakın başlık için str, string. Vade için ikinci sırada int, yani şurada veri tipleri anlamında int. Int ise arkadaşlar bir önceki videoda da söylemiştim. Integer'dan geliyor. Yani int olarak karşılığı Python'da. Faiz oranı ise ondalıklı olduğu için bunun Python'daki karşılığı float arkadaşlar. Ve hepsini de siz karşısına ne verirseniz o şekilde tutar. Biraz daha ilerleteceğiz derslerimizi. Şimdilik burada bırakıyoruz. Şimdi oyun alanımızda biraz daha oynayıp programlama bilgimizi iyice ileri seviyelere getirmeye devam edelim. Arkadaşlar, öncelikle yine bu araçla ilgili ufak ufak bilgi vermek istiyorum. Daha önce bir Python dosyanız varsa yazdığınız, onu buraya upload file diyerek ekleyebilirsiniz. Klasör ekleyebilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Daha önce Python'da çalışmışsınızdır, buraya aktarmak istiyorsunuz. Veya burada yazdığınız projenizi zip olarak bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni dosyalar oluşturabilir veya klasörler oluşturabilirsiniz. Daha bir sürü özellik var. Zamanla kendiniz keşfedersiniz zaten. Ama özellikle bir programlama dilini ilk öğrenirken oldukça kullanışlı bir oyun alanı. Şimdi arkadaşlar, değişkenlerimizi tanımlarken bir kuraldan bahsettim. Dedim ki Türkçe karakter kullanmayacağız. İkincisi, onu da şimdi söyleyeyim. Buradaki faiz oranına dikkat edin. Ben onu yazarken şöyle yazmadım. Özellikle yeni başlayanlar bu hareketi çok fazla yaparlar. Hani faiz oranı, farklı kelimeler. Sonuçta niye ayrı yazıyorum? Değişken dediğimiz şey o veriyi tutan şeydir, yapıdır. O yüzden biz böyle boşluk kullanmayız.
değişkenlerimizi tek bir kelimeymiş gibi tanımlarız. Boşluk olmadan. Ve bunun dışında bunlar okunaklı olsun diye. Sonuçta ben bunu böyle de yazabilirim, evet. Ama okunaklı olsun diye bu şekilde ilk kelimenin ilk harfi küçük, sonrakiler büyük olarak yazarız. Bunlara isimlendirme kuralı deniyor. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Baştan bu kurallara uymazsanız ileride onu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Python'da bazı değişken tanımlarken bazı kurallar var. Mesela hani iki tane faiz oranınız var diyelim ki. Faiz oranı 1, faiz oranı 2 gibi. Bakın böyle faiz oranı 1, faiz oranı 2 diye ikinci bir değişkeni de böyle tanımlayabilirsiniz. Bu sıklıkla yaptığımız, kullandığımız bir yöntemdir. 1.43 gibi. Mesela burada onu yapmış zaten. Bakın 1.47 hızlı kredi için. Halkbank'tan maaşını alanların 1.44'müş mesela. O yüzden şunu da 1.44 yapayım. Tam oraya uyalım. İşte o yüzden biz de böyle 1.2 diye yazarız. Burada bakın altını çizdi. Altını çizmesi demek bize kızdığı anlamına geliyor. Biz kodda hata yaptık demektir. Bakın biz az önce onu 1 yaptık. Ama faiz oranı diye bir şey yok şu an. Sonuna 1'i eklerseniz bize olan kızgınlığını gidereceğiz. Fakat Python'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Örneğin 3. faiz oranını verirken diyelim ki değişkenimizi 3 ile başlatırsak bakın yine bize kızar. Yani bir değişken ismi sayıyla başlayamıyor. Özel karakterleri kullanmayız arkadaşlar. Örneğin köşeli parantezle başlayan bir değişken tanımlamayız. Tanımlanmaz arkadaşlar. Sayıyla başlayamayız. Ha, aralarda sayı olabilir. Aralarda özel karakter kullanamayız. Tamamen alfabedeki Türkçe olmayan İngilizce karakterler olarak düşünebilirsiniz. Sayı kullanabilirsiniz ama sayıyı başta olmamak koşuluyla kullanabilirsiniz. Özel karakterlerden de alt çizgiyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın faiz oranı, bu da sıklıkla kullanılan bir değişken tanımlama yöntemidir. Yani o büyük küçük harf ayrımı yapmadan direkt olarak kelimelerin arasına şöyle bir çizgi bırakarak da kullanım vardır, yaygındır. Ama en yaygın olan ve açıkçası bana göre en düzgün olan yöntem bu. Fakat siz hoşunuza giden yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan geldim. Arkadaşlar mesela ben internet şubeme giriş yapmak istersem en sonunda burada şöyle bir şey yazabilir. İşte hoş geldin Engin Demiro veya hoş geldin Engin gibi bir şey yazabilir. Dolayısıyla orada dikkat edin arkadaşlar. Orada dikkat edin. Sabit olan bir veri var. O da hoş geldin yazısı. Geldim buraya, değişken tanımlamaya buradan devam edebilirim. Geldim buraya. Mesela mesaj eşittir. Örneğin hoş geldin olsun. Mesela sonuna da Engin Demiro. Ama burası hep değişen bir şey değil mi arkadaşlar? Yani kim giriş yaparsa ona göre değişecektir. Ben o yüzden kullanıcının ismini bu sabit mesajı mesajda tutuyorum. Ama kullanıcının ismini geldim buraya kullanıcı ismi ya da müşteri ismi diyelim. Müşteri adı diyelim. Müşteri adı eşittir. Örneğin Engin. Müşteri soyadı eşittir Demiro. Burada Türkçe karakter kullanabilirim. Çünkü bu kullanıcıya göstereceğim veri. O yüzden burada nasıl göstermek istiyorsam öyle tutarım. Dikkat edin yazarken de böyle aralarda boşluklar bırakarak şu eşittirin önünde sağında bırakarak okunurluğu arttırabiliriz arkadaşlar. Yani bunun yapışık olması şuraya yapışık olmasının Python için bir önemi yok.
Biz onu okurken rahat okuruz. Şimdi ben şöyle bir şey yazmak istiyorum. Hoş geldin Engin Demiro. Yani şu üç mesajı tek bir yerde göstermek istiyorum. Bunun için bakın ne yapıyorum. Mesaj artı şimdilik böyle diyeceğim. Sonucu görelim. Sonra ufak bir düzeltme yapacağız. Müşteri adı, müşteri soyadı. Bakın ben print edeceğim noktada değişkenlerimin arasına artı koydum aslında. Bu şu anlama geliyor. Aslında aynen hani matematikte de vardır ya. Önce parantezin içi çalışır. Yani şu parantezin içi hesaplamasını yapar. En sonunda print onu ekrana yazdırır. Yani şu çık diye yazdırır arkadaşlar. Bir sonucu görelim. Bakın hoş geldin Engin Demiro. Ama birleşik yazdı tabii ki. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken husus şudur. Buradaki artı ya biz operatör diyoruz. Yani artı programsal bir yorumdur. Yani mesajla müşteri adını ve müşteri soyadını toplayacak artı. Şimdi sizin verileriniz burada metinsel yani str ya string yani. Str olduğu için arkadaşlar. Str olduğu için. İki tane str'yi topladığınızda onları yan yana getir demek. Siz iki tane sayıyı toplamak isterseniz nasıl bir sonuç verecek? Örneğin iki tane sayı, bir hesap makinesi yapacaksınız. Dikkat edin sayısal olarak tanımlıyorum. Süslü çift tırnak içerisinde tanımlamıyorum. Bir tane de sayı 2 olsun. Ona da 20 diyorum. Bakın print dediğimde sayı 1 artı aynı toplama operatörünün toplama yapacağımız noktada durumu bildiğimiz matematikteki toplamayı yapma üzerine olacak. Tabii ki sayı 1 ile sayı 2'yi toplayalım. 30 olarak verdi sonuç. Şimdi bir önceki yere tekrardan dönecek olursak. Birleşik yazmıştı. İşte ben ne yapabilirim orada? Aslında bir de boşluk bir aslında metin. Yani bu da çift tırnak çift tırnak metin ya. Ben arasına boşluk bırakıyorum. Geldim buraya. Bir artı daha. Mesela bir boşluk da burada. Yani aslında mesaj artı. Topla. Bir boşluk. Topla. Müşteri adı. Topla. Bir boşluk. Topla. Müşteri soyadı. Bu da o hoş geldin Engin Demiro bizim için toparlayacaktır. Aslında burada şöyle bir şey de yapabilirdik. Bakın. Sonuç diyelim. Sonuç mesaj diyelim. Daha anlamlı olsun. Eşittir dediğimde aslında ben bir tane değişken oluşturup o değişkeni başka değişkenlerin hesaplamasını yaparak da yapabilirim. Bakın sonuç mesaj benim için burada az önceki toplama mesaj artı boşluk müşteri adı boş artı boşluk artı müşteri soyadı. Ben en nihayetinde sonuç mesaj yazarsam buraya yine aynı sonucu alırım arkadaşlar. Peki niye böyle bir değişken atıyoruz? Şundan dolayı ben bunu burada kullandım sonuç mesajı ama başka bir sayfada daha kullanabilirim. Sayfada başka bir yerde daha kullanabilirim. İşte o yüzden biz değişkenlerimizi yani verilerimizi değişkenlerde tutmamızın en büyük özelliklerinden biri de bilgisayarın onu hatırlamasıdır. Yani ben örneğin burada sonuç mesajı yani bir yerde print ettim. Geldim. Ekranın bambaşka bir yerinde daha print etmek istiyorum. Bakın aynı şeyi bir daha yazdım. Bakın iki kere Engin Demiroğlu gördüm. Şimdi burayı siz aynen böyle bırakın. Sadece şurayı izleyin lütfen. Diyelim ki ben böyle çalışsaydım. Yani ilk haliyle çalışsaydım. Değişken tanımlamasaydım. Bunu değişkene atamasaydım. Ama bu işlemi başka bir yerde daha yapsaydım. Bir kere şunları kendimi tekrarlamak durumunda kalacaktım.
Bakın aynı hesabı ben burada da yaptım. Hadi diyelim ki üşenmedi programcı yaptı. Yarın öbür gün şunu derse yöneticiniz. Bu hoş geldinden, müşteri adı, müşteri soyadından sonra bir de ünlem bırakalım. Siz bunu diyelim ki bu hesabı, şu bir hesap sonuçta. Burada basit bir hesap var ama gerçek hayata girince buradaki kodlar bazen 100 satır oluyor. Daha fazla oluyor. Siz burada bir değişiklik yapmak istediğinizde dikkat edin. Artı diyorsunuz. Mecburen bir burada yapıyorsunuz. Mecburen gidip başka bir yerde yapıyorsunuz. Ve aynı işlemleri tekrarlıyorsunuz. İşte bizim verileri değişkenlerde tutmamızın en önemli özelliklerinden biri de budur. Bakın ben bunu şimdi yazabilirsiniz. Sonuç mesajdı. Sonuç mesaj. Onu yine yazayım. Eşittir. Geldim buraya. Bunu burada tanımlamış olsaydım. İlk etapta. İlk senaryoma geri dönüyorum. Burada tanımlamış olsaydım. Burada da sonuç aynı sonuç mesajı burada da gösterseydim. Burada da gösterseydim. Şu anki durum nedir? Elimde bir değişken var. Hesabını direkt orada yapmışım. Print ettim, print ettim. İki farklı yerde print ettim. Çalıştırdığımda hiçbir problem yok. Sonra dediler ki ünlem koyacağız. Sadece o hesabı bir yerde yaptık ya. Sadece oraya onu verdiğim zaman dikkat edin ekrandaki her yer değişiyor. Bunu şu an siyah ekran biliyorum çirkin ama bunun aslında karşılığı bunun gibi gerçek hayat projeleridir. Biz burada programcı olarak böyle hızlı hızlı sonucu gösteriyoruz. Yani şu işlemleri illa güzelleştirmeye çalışmıyoruz. Onu programcıya göstereceğimiz zaman güzelleştiririz. Evet, şu an kurallarımızı da öğrendik. Yavaş yavaş kendini tekrar etmeme tekniklerini de, niye tekrar etmememiz gerektiğini de yavaştan öğreniyoruz. Daha da güzel ilerleyeceğiz. Şunu söylemek isterim. Anlattığım şeyler sanki karşımda siz varmışsınız gibi anlatıyorum. Ve ben anlatırken de hani karşımdaki kişinin bunu rahatlıkla anlayabildiğini şu an hissediyorum. O yüzden bir güzel bir heyecanla ilerliyorum. Sizde de aynı heyecanın olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaşlar şimdi programlamada çok önemli bir husustan bahsedeceğim. Şart bloklarıyla çalışmak. Şimdi şart bloğundan kastımız nedir? Biz hani bu ekranda kullanıcıya bir sonuç gösteriyoruz, bir şeyler gösteriyoruz. Fakat o gösterdiğimiz sonuçlar belli bir şarta göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin iç piyasa tarafında çeşitli para birimlerinin işte dünkü bugünkü gibi değerlerini gösteriyor. Ve bakın orada mesela avroya baktığımız zaman 9.132, 9.2145 işte orada bir azalış yönünde bir değer gösteriyor. Bir ok yönü gösteriyor. Tabii ki orada işte piyasalar açısından gösterilen bir ok diyebiliriz. Aynı şekilde mesela Avro USD paritesi içinde yine bir azalış yönünde bir ok gösteriyor. Yani kısacası biz elimizdeki veriyi belli bir şarta göre, o şartın sonucuna göre kullanıcıya gösteririz. Veya başka bir şey gösteririz. Şimdi buradaki örneğimize gelerek bu çalışmamızı yürütelim istiyorum. Hemen ekranımı temizleyeyim ve şuraya geliyorum. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada hani kodları birbirine karıştırmayalım. Böyle birden fazla dosya ile çalışabiliyoruz. O yüzden buradan bir add file diyerek burada değişkenler diyelim nokta py diyelim bir tane Python dosyası oluşturalım. Bir önceki derste yazdığımız kodları bunun içerisine yapıştıralım. main.py'ye gelip sıfırdan başlayalım. Siz bir daha bu hesapla giriş yaptığınız için
Bir daha geldiğinizde aynı kodları göreceksiniz. Main page bizim ana dosyamızdır. Kod, oradaki kodlar çalışıyor. Diğer dosyaları vesaire kullanabiliyor muyuz? Evet, kullanabiliyoruz. Ama başlangıç dosyamız main page burada. Şimdi bu durumla ilgili çalışmamızı yapalım. O yüzden iki tane değişken tanımlamak istiyorum. Dolar dün diyerek bir değişken. Dünkü değeri 7.65 diyelim. Doların bugünkü değeri ise eşittir 7.75 diyelim. Şimdi biz buna bağlı olarak ne yapıyoruz? Bakın burada ok gösteriyoruz. Burada diyelim ki yani kendi ürünümüz için, kendi programımız için dolar dünden bugüne artmışsa yukarı yönünde bir ok. Dolar dünkü fiyatıyla aynıysa bu 65 olsaydı işte değişmediğine yönelik bir ok. Dolar düşmüş olursa aşağı yönünde bir ok vereceğimizi düşünelim. Yine 7.65 ve 7.75'i verdim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Biz kullanıcıya bir mesaj vereceğiz. Bu mesaj ne olabilir? Print diyelim. Mesela artış oku olabilir. Ben metinsel yazıyorum. Şu an görsel bir ortamımız olmadığı için. Azalış oku olabilir. Veya eşittir oku olabilir arkadaşlar. Şu an ben bunu bu şekilde çalıştırırsam bakın üçünü de yazdırdım. Ama ben bunlardan sadece birini yazdırmalıyım. İşte bunun için şarta bağlı olan kodlar çalıştırırız. Yani şu şart geçerli olursa ilgili kodu çağır dememiz gerekir. İşte bunun için birçok programlama dilinde if dediğimiz koşul bloğunu çalıştırırız. Peki bunu nasıl yazıyoruz? Hadi yazalım. If diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Python'da böyle hazır yazdığımız zaman zaten bize böyle buna IntelliSense deniyor. Bize yardım ediyor. Böyle hazır bloklar, kodlar söz konusudur. Yani biz if diye bir değişken tanımlayamayız. If bizim için bir anlamı olan ifadedir. If diyorum. Burada dolar dün. Bakın aynen böyle hani İngilizce, Türkçe konuşur gibi. Eğer dolar dün büyüktür, dolar bugün ise. If eğer dolar dün büyüktür, dolar bugün ise diye okuruz. Sonuna da iki nokta koyarız. İki nokta koyduğumda, enter yaptığımda imlecin nereye gittiğine lütfen dikkat edin. Buna arkadaşlar indentation, boşluk bırakma deniyor Python'da. Birçok programlama dilinde bu şu formatta gösterilir. Yani şu şekilde yazarız birçok programlama dilinde. Bloktan kastımız yani şu şartın bağlı olduğu blok birçok programlama dilinde budur. Ama Python'da indentation yani boşluk bırakma dediğimiz bir yöntemle oluyor. Eğer dolar dün büyüktür, dolar bugünse bizim şu sırada yazacağımız kodlar çalışır. Dünkü miktar bugünkü miktardan büyükse demek ki dolar düşmüş. O zaman bizim kullanıcıya azalış okunu göstermemiz gerekiyor. Lütfen kodu burada enter dedikten sonra yazdığınızdan emin olunuz. Kodu gidip buraya yazarsanız bu yanlış çalışır. Birazdan deneyebiliriz veya siz deneyebilirsiniz. Bakın ikinci şart bloğumu yazacağım. O da eğer dolar dün küçüktür, dolar bugün ise. Yani demek ki dolar artmış bugün. O zaman da artış okunu gösteririz. Şöyle yine buraya enter dedim ve buraya yapıştırdım. Geldim buraya.
bir şart daha bırakıyor. Bakın yine kendimi en başa attım. Eğer dolar dünle, dolar bugün eşitse, yani burada eşittir. Dikkat edin, ben tek eşittir kullandığımda sıkıntı. Zaten bize de kızdı kendisi ve üstünde de invalid syntax diyor. Yani geçersiz yazım kuralı diyor. Arkadaşlar eşittiri karşılaştırmalarda çift eşittir ile yaparız. Dolar dün, dolar bugüne eşit mi diye okuruz aslında. Eğer dolar dün, dolar bugüne eşitse, o zaman da şu print'i oraya yazacağız. Yine indentation'a dikkat edelim arkadaşlar. Ben bu kodu çalıştırdığım zaman dikkat edin artış oku şeklinde çalıştı. Neden? Çünkü dolar bugün dünden yüksek. O yüzden artış okunu gösteriyoruz. Eğer ki dün dolar 7.85 olsaydı bu sefer de azalış oku yazardı. Eğer dünkü dolarla bugünkü dolar eşit olsaydı bizim için eşittir oku çalışırdı. Demek ki bizim şart bloklarında yazdığımız kodlar ancak ve ancak o şart geçerliyse çalışıyor. Şart bloğuna koymadığımız zaman çalışıyordu. Ama şart bloğuna koyduğumuz zaman şartın geçerli olup olmaması durumuna göre çalışacaktır. Eğer ben bu kodu şöyle yazsaydım, zaten burada bir hatayla karşılaşırdım. Bakın ne diyor? Expected bekleniyor, beklenmekte. And bir indented blok. Yani boşluk verilmiş bir blok. O boşluk da arkadaşlar bir tab büyüklüğündedir. Tab tuşu vasıtasıyla yapacağınız bir indentation'la bunu hallederiz. Mesela burada tek satır olmak zorunda değil arkadaşlar. İkinci bir satır daha yazmak istediğinizde ki gerçek hayatta çoğunlukla birden fazla satır olur. Azalış oku. Mesela bitti diyelim. Bakın. Tabii ki burada bir azalışı göstermemiz lazım. 7.85, 7.75 yapalım. Bakın azalış oku ve bitti. Yani if'in geçerli olmasında çalışacak olan kod oradan sonraki indentation'lar kadardır. Programcılar şunu çok yapıyorlar arkadaşlar. Yeni başlayanlar özellikle. Diyelim ki bu işlemi yap, yani bu işlem bitti. Koduna devam edecek, buradan devam etmeye çalıştığında kodun sonucunu göremiyor. Ben işte seninle aynı şeyi yazdım hocam diyor ama benimki çalışmadı. Çünkü kodu indentation'a yazmış oluyor. O da o şart geçerli olduğunda çalışacağından dolayı orada da şart geçerli değilmiş ki çalışmamış durumları oluyor. Dikkat edin, ben yeni kod bloğuma geçeceğim zaman hemen indentation'ı başa alıyorum. Tekrarlıyorum. Bu C#, Java gibi programlama dillerinde süslü parantezlerle yapılır. Yani dediğim gibi, yani bütün programlama dilleri sadece yazım şekli olarak ve kendi içlerindeki küçük küçük mantıklar ile birbirinden ayrılırlar. Şimdi burada yazdığımız kodu yukarıdan aşağı kısaca bir üstünden geçelim. Bir tane float değişken tanımladım. Ondalıklı yani. Dolar dün. Sonra bir tane daha tanımladım. Float değişken noktadan dolayı Python onun float olduğunu yakaladı. Sonrasında aşama aşama ilerliyor ya. If dedi. Dolar dün büyüktür mü? Dolar bugünden 7.85 büyüktür 7.75 mi? Evetse hemen iki noktadan sonraki indentation'a dahil olan kod çalışır. Kod veya kod satırları çalışır. Bu yüzden azalış oku ve bitti yazar. Buraya geldi. Sonra bunu dener. Dolar dün 7.85. Dolar bugünden 7.70'ten küçük mü? Hayır. O yüzden burası çalışmaz. Indentation bittikten sonra şuradan devam eder.
Yani şurayı hiçbir şekilde okumaz. Çünkü şart geçerli değil. Sonra buraya geldi. Bu şarta geldi. Dolar dün eşit mi dolar bugüne? O da hayır. Ve programımız, burası da çalışmayacağı için programımız bitti arkadaşlar. Şimdi buradaki kodu biraz daha ilerletelim. Aslında daha farklı da yazalım yani. Burada bakın ne oluyor? Eğer hani şu 3 şartı düşünün. Yani dolar dünün dolar bugünden büyük olması, küçük olması veya eşit olması. Bu olabilecek 3 tane şarttır değil mi arkadaşlar? Yani bunlardan sadece bir tanesi çalışır. İşte burada karşımıza else ve elif dediğimiz bloklar karşımıza çıkıyor. Yani aslında bakarsanız hani bu çalıştıktan sonra mantıken bunun çalışmasına gerek var mı veya bunun çalışmasına gerek var mı? Hayır. Ama biz programa bunu öğretmediğimiz için bu tabii ki sıralı olarak bilmeyecek ve her seferinde test edecektir. Şu da, şu da, şu da okunacaktır. Şimdi buradaki kodu şöyle geliyorum buna. Bunun başına bir tane comment. Bunun başına bir tane comment. Hani kod çalışmasın diye. Şöyle comment bıraktım. Şimdi bu kodu daha farklı yazacağım. Bakın burada else dediğimiz bir kod bloğundan yararlanacağım. Dikkat ettiniz mi? İki nokta koydum yine. Enter'a bastığım zaman yine bakın aynı printle aynı indentation'a sahip oldu. Mesela ben else durumunda buradaki kodu buradan alayım ve buraya yapıştırayım. Buna if else bloğu deniyor. If else bloğu şu demek. Eğer if geçerliyse kodu çalıştır ve bitir. If geçerli değilse o zaman else'i çalıştır demek. Yani if else bloğunda ya if çalışır ya da else çalışır arkadaşlar. Ama ikisinden biri mutlaka çalışır. Çünkü bu şart geçerliyse bunu çalıştır, değilse bunu çalıştır demek. Çalıştırdım bakın azalış oku ama değeri değiştiriyorum. Artış oku oldu. Şimdi şuraya lütfen dikkat. İkisini de eşit yapıyor. Sizce ne diyecek burada? İsterseniz bir durdurun. Sizce ne diyecek? Ona bakın. Run dediğim zaman bakın artış oku dedi. Artış oku demesinin nedeni aslında buradaki sizin şartınız geçerli mi? Değil. Çünkü dolar dün dolar bugünden büyük mü? Hayır. O zaman else çalışıyor. Else herhangi bir şarta bağlı değil. Else'i herhangi bir şarta bağlamak için ise elif dediğimiz kod bloğundan yararlanırız. Bu birçok programlama dilinde karşımıza else if diye çıkar. Burada elif şeklinde söylüyor. Eğer ki elif dediğiniz zaman burada bir şart vermeniz gerekir. Çünkü hani bir şarta bağlı olarak bu else'i çalıştır demek. Burada da dolar dün büyük küçüktür. Dolar bugün ise yani büyüktürse dolar dünkü dolar bugünkü dolardan büyükse dolar azalmış demektir. Dünkü dolar bugünkü dolardan küçükse dolar artmış demektir. Dolayısıyla ben bu printi alıp hemen indentation'ı da koruyacak şekilde buraya yazıyorum. Peki else koyamaz mıyım? Kesinlikle koyabilirim. Else durumu ise zaten bunu konuştuk. Bu şartlardan biri geçerli değilse çalışacaktır. Yani sırayla çalışır. Eğer dolar dün dolar bugünden büyükse şunu çalıştır. Burası çalışırsa işlem ta şuradan devam eder. Mesela buraya print bitti diyelim. Bittiği lütfen dikkat edin. Indentation koymadan şu sıraya yazdım. Buraya koysaydım else dahil olurdu. Run dediğim zaman bakın eşittir oku ve bitti dedi. Yani bu geçerliyse bu çalışır. Değilse
bunu test eder. Eğer o doğruysa bu çalışır. O da geçerli değilse else çalışır. If, elif, else olan bir yerde mutlaka ve mutlaka biri çalışır arkadaşlar. Ama sadece if ve elif olsaydı, mesela şu an olduğu gibi. Bakın sadece bitti diyor. Çünkü iki şart da geçerli değil. Ama else bunların dışında bir durum demek olduğu için yani bunlardan herhangi birisi çalışmadığında çalışır. Ama if ve elif olan durumlarda ise ya bu çalışır ya da bu çalışır. Yani burada ufak bir mantık yürüterek olayı çözebiliriz. Sakın ezber yapmayın. Yani şöyle notlar almayın. If ve elif de işte ikisi de çalışmayabilir gibi şeyler yapmayın. Onun yerine orada hani mantığı yürütün. Mantığı yürütüp ona göre notlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu da önemli bir konuydu. Bunu da burada halletmiş olduk. Avantajı nedir bize? Bunun avantajı arkadaşlar, şartları daha doğru yönetmemizi sağlar. Eğer birden fazla if yapsaydık da olur muydu? Olurdu ama kodlar gereksiz yere de çalışırdı. Aynı zamanda şartları düzenlememiz de gerekirdi değişiklik yapacağımız zaman. O yüzden böyle bir kodun en doğru yazımı budur arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni bir konuyla devam ediyoruz. Programlamanın temellerindendir. Öğrencilerin ilk etapta anlamakta zorluk çekebileceği konulardan biridir. Ama biz burada yine gerçek hayatla ilişkilendirerek olayı netleştireceğiz. Konumuz dizi yapılı, yani Python'da koleksiyonlar olacak. Bu birçok programlama dilinde dizi diye geçer. Array diye geçer. Peki nedir bu array? Arkadaşlar bakın, biz burada bir tane haber metnimiz vardı. Onu bir değişkende tuttuk. İşte burada kredi hesaplama diye bir sabit metnimiz vardı. Onu burada tuttuk. Veya diğer alanlar. Ama şurada şöyle bir şey var, dikkat edin. Şuradaki açılır kutuya tıkladığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane krediyi görüyoruz burada. Kredi türü. Adı üstünde liste veya dizi veya koleksiyon. Hepsi benzer yapılardır. Bu yapılarda biz birbirine benzeyen, genellikle birbirine benzeyen verileri tutmak için bu dizilerden yararlanıyoruz. Burada amaç, şimdi düşünsenize, her bir kredi için bir değişken tanımlasaydık. Her bir kredi için bir değişken tanımlasaydık. Ne yapacaktık? Gelecektik burada. Aynen burada tanımladığımız gibi. Şurada yapalım. Burada tanımladığımız gibi her birine kredi 1, kredi 2, kredi 3, kredi 4 diye değişken tanımlayıp değerini atayacaktık. Fakat biz onları işte bir ekrana yazmaya çalıştığımız zaman her bir değişkeni ayrı ayrı kontrol etmek zorunda kalacaktık. Onun dışında biz burada hangisini seçti gibi durumları da yine yönetmekte zorlanacaktık. Yani yine yapar mıyız? Yaparız ama bizim işimizi zorlaştırır. İşte dizilerde arkadaşlar biz bundan önce tek bir değişkende tek veri tutuyorduk. Dizilerde bir değişkende birden fazla veri tutabiliyoruz. Ve bize avantajlarıyla geliyor. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi bir tane daha dosya oluşturalım. Buna şart blokları nokta py diyelim. Main.py'deki kodları alıp keselim. Şart bloklarının içine atalım. Main.py'ye gelelim. Şimdi aynen buradaki yapıyı da biz de yapalım. Ve emin olun bu siteyi yapan arkadaşlar da arka planda bunu bir dizide tutmuşlardır. Geliyorum buraya. Bir liste tanımlamak için, yani biz listelerle başlayacağız. Dizi diyorum, genel adı. Bir tane liste tanımlayacağız. Mesela aynen
bizim uygulamamızda olduğu gibi krediler diye tanımlıyor. Bakın biz önceden ne tanımlamak gerekirse hani tek bir metinde mesela hangi kredi olsun? Maaşını ya da ilki hızlı kredi. İlki hızlı kredi mesela. Onu şöyle yazardık. Ama ikinci krediyi tanımlamaya çalıştığımız zaman yani mecburen burada string'den gidersek bunun sonuna yazarız. Ama hani bunları birbirinden ayırt edemeyiz. İşte bu yüzden şunu yapıyoruz bakın. Şunu köşeli parantezin içerisine alıyoruz. Yani krediler eşittir dedikten sonra eğer köşeli parantez görürseniz bir yerde Python'da anlayın ki orada bir liste var. Adı üstünde liste. Hızlı kredi var. Virgül diyorum bakın ikinci elemanımı tanımlıyorum. O da nedir? Maaşını Halkbank'tan alanlara özel. Maaşını Halkbank'tan alanlara özel. Bakın ikinci kredimi tanımladım. Yer olmadığı için otomatik aşağı attı. Şuradan devam ediyor yani. Şöyle bir şey. Virgül dedim. Üçüncü krediyi tanımlıyorum. Bakın o da mutlu emekli ihtiyaç kredisi. Geldim buraya. Mutlu emekli ihtiyaç kredisi. İşte bu şekilde ben elemanlarımı tanımlayabiliyorum. Yani bundan önce sadece bir değişken tutabiliyorken, bir değer tutabiliyorken, şimdi istediğim kadar değeri aynı değişkende tutabiliyorum. Örneğin ben print deyip bunu ekrana yazdırmak istediğimde krediler diyeyim mesela. Çalıştırayım. Gördüğünüz üzere bize onu köşeli parantez içerisinde tek tek yazdı. Örneğin bunlardan herhangi birisini okumaya çalışayım. Mesela ilk eleman nedir? Bir tane daha print yapıyorum. Dikkat edin arkadaşlar, köşeli parantez koyuyorum sonra. Sıfır diyorum. Bakın burada eşittir diyordum. Burada krediler köşeli parantez sıfır. Peki sıfır burada ne anlama geliyor? Dikkat edin çalıştırdığımda bana hızlıca hızlı krediyi yazdı. Mesela buraya 1 deseydim ve 2 deseydim, hemen yapalım onları. 1 diyorum, 2 diyorum, bana alt alta onları bakın yazacaktı. Hızlı kredi, maaşını Halkbank'ta alanlara özel ve mutlu emekli ihtiyaç kredisini yazdı gördüğünüz üzere. Peki niye 0? Arkadaşlar birçok programlama dilinde, Python'da da öyledir. Birçok programlama dilinde diziler sıfırdan başlar. Yani bu birinci eleman değil, bu sıfırıncı eleman. Yani bunlara indeks numarası diyoruz. Sıfırıncı indeksten başlar. Bu 1'dir, bu ise 2'dir. Peki dizide kaç tane eleman var? Yani listemizde kaç tane eleman var? Bunu da şöyle krediler, len krediler diye yazıyoruz. Bakın 3 tane eleman var. Demek ki len şu nereden geliyor? Hemen bakalım. İngilizce'deki length'den, uzunluktan geliyor. Şu fonksiyon demek ki len fonksiyonu içerisine yazdığımız, örneğin bu bir liste, listenin kaç tane elemandan oluştuğunun bilgisini verir bize arkadaşlar. Peki ben herhangi bir elemanı değiştirmek istersem ne yaparım? Kredilerin örneğin sıfırıncı elemanı eşittir. Hızlı kredi değil de onun ismini değiştirdik. Çabuk kredi olsun. Kredi. Bakın aynı print kredileri bu işlemi yaptıktan sonraya koyarsam, bunlar farklı işlemler, o yüzden boşluklar bırakayım. Daha okunaklı olsun. Bakın ilk etapta hızlı krediyken, çünkü yazdırdığımız anda bunun değeri buydu. Hızlı krediydi ve diğerleriydi. O yüzden onları yazdı. Sonra tek tek biz elemanları yazdık. Sonra uzunluğu yazdık. 3 bakın. Sonrasında ilk elemanı değiştirdik.
Bakın krediler sıfır eşittir dediğimizde buna atama deniyor. Kredilerin sıfırıncı elemanını çabuk kredi olarak değiştirdik. Sonrasında kredileri yeniden yazdırdığımızda dikkat edin sadece orası değişmiş oldu. Bu listeleri yani array dizi tabanlı yapıları biz gerçek hayatta çok kere kullanıyoruz. Bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Sıkça girdiğiniz bir e-ticaret uygulamasını. Orada bir arama yaptığınız zaman ürünleri gösteriyor size. Onlarca ürün geliyor mesela. İşte onların her biri aslında bir array'de tanımlı, array'in içerisinde tanımlı arkadaşlar. Şimdi birazcık oyun alanımızda birazcık oynayalım. Örneğin ben print deyip kredilerin dikkat edin 5. elemanını bana ver diyor. Dikkat ederseniz burada kredilerin 5. elemanına eşitleme yapmıyoruz. Bu okumak anlamına geliyor. Bana onun değerini ver demek. Burada ise eşittir koyup değerini verdiğiniz için bu ise kredilerin 0. elemanına yazmak deniyor. Şimdi en nihayetinde ben olmayan bir şeyi yazdırmaya çalışıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın yukarıdaki kodlarımızın hepsi çalışıyorken ama en nihayetinde bu krediler 5 için şöyle bir hata aldık. Bakın diyor ki list index out of range. Out of range arkadaşlar sınırların dışında demek. Senin liste için yazdığın index bu. İndex sınırların dışında. O yüzden sen onu yazamazsın diyor. Ben buraya en fazla 0, 1 ve en fazla 2 yazabilirim. 3 de yazamam. Yani 3 elemandan oluşması, tekrarlıyorum sizi yanıltmasın. 3 demek 4. eleman demek. 0'dan başladığı için. Bakın yine 3 içinde aynı hatayı almış bulundu. İşte bunlara da biz listeler diyoruz. Şu an yaptığımız şey liste. Farklı liste array türleri de var. Koleksiyon diyoruz aslında. Hepsi olur daha doğrusu. Farklı ifadeleri kullanıyorum ki hepsini duyun diye. Bunların hepsi sadece biri. Bunun dışında listeler dışında Python'da tuple var, set var. Farklı koleksiyonlar var yani. O yüzden ama hepsinin temelinde mantık var. Hepsinin de çeşitli kuralları var. Mesela listelerin içerisinde biz iki tane aynı eleman geçirebiliyoruz. Ama işte bunu bir setin içerisinde kullanırsanız işte birbiriyle aynı iki eleman koyamazsınız. Örneğin birinci eleman hızlı kredi iken başka bir eleman da hızlı kredi olamıyor. Yani böyle kuralları var. Fakat benim bu derste size vermek istediğim şey dizi temelli yapıların ne olduğunu, ne için kullanıldığını size göstermek. Yine bu örneğe gittiğimizde, bakın burada başka bir array tabanlı yapı var. İşte iç piyasa görünümünde USD, EUR, EUR-USD, parite yani, altın, BIST 100, repo, halk, B şeklinde elemanlar var gördüğünüz üzere. Yani siz aynen bunun gibi bir dizi daha yani bir liste daha tanımlayıp o listenin içerisinde o elemanları tanımlayıp gösterebilirsiniz. Peki bunları hızlı bir şekilde ekrana basmak için neler yapılır? Yani örneğin şurada yaptığınız şey aslında bir ekran görüntüsü değil, bu programsal bir görüntü. Ama bunları böyle hızlı alt alta yazmak için bakın biz ne yaptık? 0, 1, 2 diye tek tek yazdık. İşte döngülerle beraber, listelerle beraber bizim bir konuyu daha öğrenmemiz gerekiyor. O da döngüler. Hemen akabinde onu öğreniyor olacağız. Şimdi de sizinle döngüleri konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi döngülere niye ihtiyaç duyuyoruz? Onu netleştirelim. Buraya baktığınız zaman elimizde bakın 3 tane kredi var. Ve ben o kredileri ekrana yazdırıyorum.
Şuradaki örneğe bakacak olursak, burada bakın hızlı kredi, maaşını Halkbank'tan alanlara özel diye yukarıdan aşağı hepsini tek tek yazmış. Şimdi burada bir F12 yaparız. Burada şöyle eğer Chrome'sa şuradan ya da izleyebilirsiniz. Herhangi bir elementi seçecek şekilde netleştirelim burayı. Ve buradaki şu kısmı seçelim. Yani bizi buraya yerleştirdi. Şöyle bir açayım. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şuraya dikkat ediniz. Bakın bir option diye bu ekranda gösterirken kullanılan HTML'de kullanılan bir tag. Bilmeniz gerekmiyor. Sadece olaya odaklanın. Dikkat edin. Burada şunu bir yazmış. Sonra bunu yazmış ikinci kredi için. Sonra bunu. Yani tüm krediler için elimizdeki listedeki tüm krediler için bunları ekrana yazmış ve option içerisinde yazmış. Şimdi birincisi şu. Ya programcı gider böyle elle bütün krediler için bunu yazar. Düşünsenize 100 farklı kredi var. 200 farklı kredi var. Bazen denk gelirsiniz. Özellikle işte üniversitede ders seçerken listede bir sürü şey gelir. Bunları gidip böyle tek tek yazmazsınız. Zaten kontrol de edemezsiniz. Ve dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şuradaki optionlar hep aynı. Yani option şu sayıyı önemsemeyin. O ileride öğreneceğiniz bir şey. Optionlar var. Ve aslında sadece değişen kısım şu hızlı kredi. Maaşını Halkbank'tan alanlar. Mutlu emekliler gibi böyle yazdığımız değerler. Yani bunlar değişiyor. İşte döngüler bizim birbirine benzeyen işleri tekrar ettirmek için kullandığımız yapılardır. Yani buraya baktığımız zaman biz de aslında yaptık. Yani şu kredileri şöyle 3 tane kredim var. Kredileri yazarken dikkat edin. Print dedim. Print dedim. Print dedim. Krediler, krediler, krediler. Ama 0, 1, 2. Değişen kısım neresi oldu arkadaşlar? Değişen kısım şuradaki değerler oldu. Şimdi gelin bunu da öğrenelim. Bunu buradan kesiyorum. Öncelikle bunları listeler.py diye bir dosya oluşturup oraya atıyorum. Sonrasında şu kredilerimi bir daha yazmamak için buradan kopyalıyorum. Main'ime geliyorum ve oraya yapıştırıyorum. Geldim buraya. Bakın basit bir döngü yapacağım. For kredi in krediler diyorum. 2 nokta. Enter. Indentation'a dikkat. Print kredi diyorum. Peki bu nedir? Çalıştıralım sonucu da görelim. Bakın yukarıdan aşağıya çok güzel yazdı. Aslında bunun gibi yani. Şurada gördüğümüz gibi yazdı. Bunu ekranda göstermek için işte HTML'e basmış diyelim. Kaba tabirle. Peki nedir burada yazdığımız kod ne demek? For bir döngü türü arkadaşlar. Farklı döngülerde mevcut. While gibi. Ama for en çok kullanılan döngüdür desek yeridir. In krediler. Buradan başlayalım. In krediler demek. For in aslında döngüsü bu. In krediler demek biz neyi geziyor olacağız? Yani döngü sırasıyla sizin liste verdiğiniz için listenizdeki elemanları sırasıyla gezer. Yani burada ilk bunu gezer. Sonra bunu gezer. Sonra bunu gezer. Yani sizin kredilerinizdeki bütün değerleri tek tek gezer arkadaşlar. Peki gezerken hani geziyor, tamam gezdi. Ama ben onu ekrana yazdırmak istiyorum o gezdiğine. O anki gezdiğine verdiğiniz takma isimdir kredi. Bakın bu çoğul. Bu ise sizin verdiğiniz değerdir. Siz buraya isterseniz x deyin. Hiç fark etmez. Siz buraya isterseniz bambaşka bir şey. İsminizi yazın. Hiç fark etmez. O anki krediye Engin diyorsunuz diyelim ki. Yani o an gezdiğiniz değer sizin bir programcının o anki gezdiği değeri yakalayıp onun üzerinde işlem yapabilmesi için yazdığımız
değerdir buna alias takma ad diyoruz. O anki gezdiği değere alias diyebiliriz. Bir for döngüsü yapısı da böyle diziler üzerinden değil de direkt olarak bir şeyi belli bir sayıda yaptırmak üzerine kuruludur arkadaşlar. Mesela ben ekrana 1'den 10'a kadarki sayıları yazdırmak istiyorum. Kısacası ben 10 kere çalışacak bir döngü yazmak istiyorum. For diyelim. Mesela i, in, range dedikten sonra buraya 10 diyorum. Ve iki noktayı bırakıyorum. Print i diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında bizim için 10 kere tekrarlanacak bir döngü demektir. Çalıştıralım. Dikkat edin. 0'dan başladı 9'a kadar. Yani bir range yaptığınız zaman sizin o range'de verdiğiniz değer dahil değil gibi düşünebilirsiniz. Ama 0'dan başlıyor. Dolayısıyla yine 10 kere çalıştığını söylüyoruz. Diyeceksiniz ki yani böyle bir şeye ne gerek var? Yani 10 kere çalışacak bir döngüye ne gerek var? Bunun gerçek hayattaki karşılığı ne biliyor musunuz? Bir e-ticaret sistemini düşünün. Milyonlarca ürün var. Ama siz bir sayfayı açtığınız zaman orada 10 tane ürün gösteriyor. 20 tane ürün gösteriyor. Hepsini gösterecek hali yok bir sayfada. O yüzden ilk 10'unu al gibi bir durumla karşılaşırız. Mesela yapalım. For i in range 10 dediğimiz zaman burada 10 yerine len krediler diyelim. Bakın biz burada kredilerin uzunluğu kadar kaçtı? 1, 2, 3. Çünkü kaç elemandan oluştuğunu veriyordu. 0'dan 3'e kadar 3 dahil değil. İşte hani burada o dahil değilin avantajını burada görüyoruz. Yine çalıştırdığım zaman bakın 0, 1, 2. Ben burada iyi değil de kredilerin şöyle köşeli parantezle 0, 1, 2 yazıyorduk ya. 0, 1, 2 değil de i yazıyorum dikkat edin. Böyle bir şey yaptığım zaman bakın kredilerin ilk etapta i 0'dan başlıyor ya. Buradaki i 0'dan başlıyor ve şuradan da aynı alias aslında. O anki verdiğiniz takma değer. Range verdiğiniz için range o anki sayıya verdiği takma isim. 0'dan başlıyor. 0 o an i. Döngü ikinciye dönüyor. O zaman i 1 oluyor. Döngü üçüncüye dönüyor. i 2 oluyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları böyle yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Yine az önceki örneğimizi indentation'ınıza dikkat edin. En başa aldım ben yine. Bakın yine bir for i in range diyorum. Burada 10 diyorum. Geldim buraya. Pardon, iki noktayı koymadım. Şimdi koydum. Indentation'ı otomatik bıraktı ve i'yi buraya yazıyorum. Ve run dediğim zaman bakın 0'dan 9'a kadar yazdırmış oldum. Şimdi ben bunu örneğin 3'ten itibaren yazmak istiyorum. Bu sefer de 3,10. Yani saymaya 3'ten başla. Dediğim zaman bakın bu sefer de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani buradaki şu kullanım 3 dahil 10 dahil değil anlamında kullanılıyor. Yani kural böyle. Bunu da aklınızda tutunuz arkadaşlar. Örneğin ben 1'den 10'a kadarki çift sayıları yazdırmak istiyorum. Bunun için de yine for i in range dedikten sonra örneğin ne dedim? 0'dan 10'a kadarki çift sayıları. 0'dan başla. Zaten 0'dan başlayacak. Virgül 10'a kadar. Virgül 2. Bu kullanım ise şu şekilde kullanırsanız yani bir elemanlı kullanım, iki elemanlı kullanım, üç elemanlı kullanım şeklinde düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar.
Burada ki anlam ise sıfırdan başla, 10'a kadar 10 dahil değil ama 2 2 arttır. Hani 1 1 artıyordu ya, artış 1 1 oluyordu. Burada ise 2 2 arttır şeklinde bir sonuçla karşı karşıyayız. İlk etapta tabii şuradan başladı bizimki. Bir sürü for yazdık. 0, 2, 4, 6, 8 dikkat edin. Onu da dahil etmek istersek 11 yaptığımda bakın onu da dahil edecektir arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse biz döngüleri birbirine ne benzeyen belli bir sayıda tekrar etmesini istediğimiz işlemleri döngülerle yapıyoruz. Buradaki örneğimizi hatırlayacak olursak, bakın bunu gitti şöyle option gibi bir şeyin içerisine koydu. İşte biz bunu gerçek hayatta görsel hale getirmek için şuradaki krediye print kredi dedik ya. Mesela bunun aslında HTML'de dediğimiz o webdeki görüntü mesela option diye bir şeyin içerisine koydu. Artı dedi. Geldi buraya bir artı daha koydu. Tamamen gerçek hayatla ilişkilendirmeye çalışıyorum. Bunu bir option tag diyoruz biz buna. Bunun içerisine koyduğum anda onu açılır kutuda bir eleman gibi gösteriyor. Yani biz tam olarak bu amaçla kullanıyoruz. Bakın optionlı olarak bize göstermiş oldu. Ve biz elimizde yüzlerce eleman olduğunu düşünsenize. O açılır kutuda yüzlerce eleman olsaydı biz o veriyi o şekilde hızlı bir şekilde gösterecektik. Yani şurada görün. Tabii ki bu konsol bunun bir anlamı yok. Sadece oradaki çıktığının benzerini ben de çıkarmaya çalıştığım için arkadaşlar. Ve burada hemen madem bu seviyeye kadar geldik bir bilgi daha. Arkadaşlar böyle veriler gerçek hayatta genellikle bir veri kaynağından gelir. Biz şu an öğrenme döneminde olduğumuz için böyle sabit elle yazdık. Ama bu veriler Excel'den gelebilir, bir veri tabanından gelebilir, bir API dediğimiz bir kaynaktan gelebilir ve bambaşka yerlerden gelebilir. Genellikle de öyle olur. Ama bizim burada o veriyi aldıktan sonra yapacağımız işlemler bunlardır arkadaşlar. Başka döngüler de yok mu? Var, while gibi. Ama bizim burada amacımız yani döngü nedir? Niçin kullanıyoruz'u size göstermeye çalışmak. Yani programlamaya yeni başlayan bir kişiye hızlı bir şekilde bir ilişkilendirme yaparak temelleri atmak arkadaşlar. Bundan sonrası tabii ki sizin sorumluluğunuzda kendinizi siz yetiştiriyor olacaksınız. Arkadaşlar şimdi de yeni başlayanların özellikle yani ben izlerken anladım ama hani bunu niye kullanıyoruz dediği konulardan biriyle devam edeceğiz. Onu gerçek hayatla yine ilişkilendireceğiz. Fonksiyonlar. Arkadaşlar fonksiyonlar bir işlemi tekrar tekrar yazmak yerine onu bir kere yazıp onu defalarca kullanmak üzerine kurulu yapıdır. Hemen örnek vereyim size. Örneğin burada Halkbank'ın yine sitesine girdim. Bakın ana sayfada biz ne yapmışız, ne yapıyorlar burada? Örneğin kredileri listeliyorlar. Veya kredi hesaplama yapıyor. Veya krediye başvuru alıyorlar. Dikkat edin şu an ben ana sayfadayım. Şimdi bireysel sayfaya gidiyorum. Dikkat edin. Aynı görüntüyü bireyselde şurada bakın bireysele girdiğim halde aynı görüntüyü burada da görüyorum. Bakın burada da aynı hesaplama bilgileri mevcut. Şöyle kredilere geldiğim zaman bakın burada da temel kredileri işte bir şekilde listelemiş. Bu başka bir datada olabilir tabii ki. Burada tüm kredileri göstermiş ama size söylemek istediğim şu. Siz örneğin bu kredileri listeleme olabilir. Sonra kredi hesaplama, başvurma. Bakın birçok sayfada bunu kullanabilirsiniz. Alışveriş yaptığınız popüler e-ticaret sitelerinden bir tanesini düşünün. Ürünler listeleniyor. Ana sayfada bir ürünü direkt sepete atabiliyorsunuz.
Sonra ürünün detayına gittiğinizde de ürünü sepete atabiliyorsunuz. Sonra size bir e-mail gönderiyorlar. O e-mailde de bir butona basarak sepete atabiliyorsunuz. Şimdi düşünsenize, bu kodların hepsini ayrı ayrı yazsaydı, yani işte ana sayfada bir kere yazsaydı, ürünler filtrelediğinde bir kere yazsaydı, başka bir daha yazsaydı, ondan sonra ürünün detayına gittiğinde bir daha yazsaydı, e-mail için olanı bir daha yazsaydı, işte mobil versiyonlar var, onlarda da bir daha yazsaydı. Yani sürekli bir şeyi defalarca aynı kodu yazdığını düşünün. Ve aslında buna biz ne diyoruz? Kendisini çoklama. Yani aynı kod bloğunu siz bu sayfaya, başka sayfaya, başka sayfaya, başka yere aynı kod bloğunu koysanız çalışır. Peki problem ne? Bir değişiklik talebi geldiğinde yarın öbür gün, yani bir şeyi değiştirmek istediğinizde, o her yere kendinizi copy paste yapmıştınız ya, İşte her yere gidip ayrı ayrı düzeltmeniz gerekir. Ki genellikle de şöyle olur. Programcı hani bir müddet sonra yani uygulamada yaptığı şeyleri unutur. Örneğin 6 ay sonra. Hatta bir programcı şu ifadeyi çok fazla kullanır. Yani bu kodları ben mi yazdım diye. Unutur yani. Çok normal. Çünkü her gün kod yazıyor. İşte arkadaşlar burada büyük problemlerden bir tanesi şudur. Örneğin kendisini duplike etti. Hem buraya yazdı, hem başka sayfaya yazdı. Aynı kodları iki kere yazdı yani. Değişiklik talebi geldiğinde programcılar genellikle unutur. Dolayısıyla bir yeri düzeltir, diğeri bozulur. Diğeri hala bozuk çalışır. Bunların yönetimi de zaten o ayrı bir mevzu. Dolayısıyla arkadaşlar, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu kod bloklarına aslında birer isim veriyoruz. O kod bloklarını ismiyle çağırdığımız zaman o kod bloğu bizim için otomatik çalışıyor. Şimdi burada bir tane daha dosya oluşturuyorum. İsmini de fonksiyonlar.py olarak veriyorum. Main.py'nin fonksiyonlar dedim. Demeyecektim. Bunu delete edelim. Yes, delete this file. Şu önceki konumuz döngülerdi ya. Döngüler demek istemiştim aslında. Öncelikle önceki konunun kodlarını oraya bir atalım. Döngüler diye. Oradaki şöyle kredileri ben bir daha almak istiyorum. Hatta bunu da bir daha alayım. Şöyle şurayı alalım. Main.py'ye gelelim. Main.py'de bunlar kalsın yani. Kredilerimiz ve o kredileri bakın listelemişiz. Buradaki option tamamen hani string bir anlamı yok. Sadece size onun Chrome'daki karşılığını göstermeye yani ya da tarayıcıdaki karşılığını göstermeye çalışmıştım. Yani şu görüntüyü şuna benzetin. Biz burada konsolda yapıyoruz. Onu bir görselleştirme aracıyla görselleştirirsiniz. İnanın gerçek hayatta kodda böyle. Şimdi bakın ben bu kodu yani şu kodu farklı farklı yerlerde kullandığımı simüle edeyim. Yani bir sayfada bir kere yazdım. Bu sektörde maalesef bu durum çok yaşanır. Hala hani sektörde kendisini duplike eden kodlarla karşılaşırsınız. Şöyle yalnız indentation'a dikkat edin arkadaşlar. En son for'da kaldığımız için yani şurada bu bir. Şöyle bunları da yakınlaştırayım. Şöyle yapayım. Yani şu kodlar bir. Şu kodlar iki. Şu kodlar üç. Yani kısacası aynı kodları üç kere çalıştırdım. Bunu az önce verdiğim örneğe benzetin. Bir sayfada, başka bir sayfada, başka bir sayfada. Hatta programcı böyle gidip copy paste falan da yapar. Run dediğim zaman hakikaten çalıştı. Şuraya da şöyle simüle etmek için print ilk sayfa diyorum. Hani sanki ilk sayfaymış gibi. Sonra geldim buraya. Print ikinci sayfa.
Şöyle. Buna da üçüncü sayfa diyelim. Sanki hani üç farklı sayfada yazılmış gibi. Yazdığımız zaman bakın ilk sayfanın kodu bu. İkinci sayfanın bu. Üçüncü sayfanın bu arkadaşlar. İşte bir değişiklik gelsin. Örneğin kredilerden birini iptal ediyoruz. Düşünsenize, kredilerden birini iptal ediyoruz. Hızlı kredi artık yok. Bakın, bir sayfayı düzeltmem lazım. İkinci yani ilk sayfayı düzelttim. İkinci sayfayı düzeltmem lazım. Üçüncü sayfayı düzeltmem lazım. Yani bütün sayfaları gidip tek tek böyle düzeltmem lazım. Şimdi burada tabii ki hızlı hızlı düzelttim ama gerçek hayatta milyonlarca satır kod oluyor. Öyle düzeltmeler de hemen şu an yaptığım gibi bir metni silmek kadar basit olmayabiliyor. O yüzden arkadaşlar hani olayın önemini kavramanızı istiyorum. Şimdi eski haline geri aldım. Yani hızlı kredi vesaire var. Bakın ben bu kodu böyle yazmaktansa şöyle yazıyorum. Şu kod bloğunu bir fonksiyon olarak oluşturacağım. Python'da fonksiyon oluşturmak için definition'dan gelen def keyword'ünden yararlanıyoruz arkadaşlar. İsmini kredileri listele. Bu aslında hani şu kod bloğuna verdiğimiz hatırlatıcı isim olarak düşünebilirsiniz. Def gördüğünüz zaman demek ki fonksiyon. Kredileri listele ismi. Parantez açıp kapama ise bir fonksiyon hatırlatır. Birçok programlama dilinde fonksiyonu hatırlatır. İki nokta bizim bloğumuz. Bu yapı arkadaşlar Python'da böyle yaptım ama JavaScript'te, Java'da, C#'da, C'de hepsinde benzer. Sadece yazım şekli değişir. Bunu unutmayın lütfen. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar şurada indentation'a yine dikkat. Bakın şöyle. Bunun bakın böyle yaparsanız, şu şekilde yaparsanız def ile for aynı ya. Hani for def'in içinde kabul görmüyor. Bunu da böyle yapmanız lazım. Yani kodunuzun görüntüsünün bu olması gerekiyor. Şuradaki alias yazısını da sileyim. Şöyle biraz daha açayım. Yani kodunuzun görüntüsünün bu olması gerekiyor. Yani def iki nokta dedikten sonra bütün satırların şöyle bir indentation'ın olması gerekiyor. For'un da kendi indentation'ı olması gerekiyor. Yani şu görüntüde değilse hata alırsınız, haberiniz olsun. Ya da yani uygulamanız hatalı çalışır, haberiniz olsun arkadaşlar. Bakın ben bunu çağırdığım zaman, yani çalıştırdığım zaman hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü siz burada sadece bir tanım yaptınız. Bu genellikle şöyle oluyor arkadaşlar. Siz gidip dosyalarınızın içerisinde birbiriyle ilişkili fonksiyonlarınızı işte ileride göreceksiniz. İleride dediğim hani siz öğrendikçe class bu bölümün içinde değil yani. Class'ların içerisinde birbiriyle ilişkili fonksiyonlar oluşturup sonra onu çağıracaksınız yani. Dolayısıyla hani ben az önceki görüntüyü simüle ediyorum şimdi. Kredileri listele. İlkini çalıştırayım. Bakın noktalı virgül değil. Farklı dillerde de yazınca. Evet. Bakın çağırma da bu şekilde. Yani bir sayfada siz bir kere yazdınız fonksiyonu. Onu o kodu çağırmak istiyorsunuz. Yani bunu bir tanım gibi düşünün. Bunu da çağırma olarak düşünün. Yani siz gidip 3 tane farklı sayfada şu kodu ayrı ayrı yazmaktansa şunu yazınca aslında şunlar çalışıyor. Şimdi simüle ediyorum, dikkat edin. İstediğiniz kadar çağırın. Hepsinde çalışır. İstediğiniz kadar. Diyelim ki hızlı kredi iptal oluyor, dikkat edin. Sadece tanımladığım yerden siliyorum. Bakın olay çok net. İşte arkadaşlar bu bağlamda fonksiyonlar bizim için hayat kurtarıcıdır ve programlamada
hayati bir öneme sahiptir. Bu bölümde amacım fonksiyonlar nedir? Yani niçin kullanılıyor? Bunu size aktarmak. Fonksiyon kavramının tabii ki detayları var. İşte parametreler, return olanlar vesaire. Amacım fonksiyon nedir? Bunu gerçek hayatta biz niçin kullanıyoruz? Yani o best practice dediğimiz doğru kullanma tekniklerini size aktarmaya çalışıyorum ki siz sonraki süreçlerde detaylara girdiğinizde zorlanmayın diye bunu aktarıyorum.